transferler çok fazla konuşulmaya başlandı. Hızlandı, bitme noktasına geldi dedi. Okan Buruk'un istediği sabek birinci adayı Duemek. Duemek son durum ne? Kampa katılacak mı? Ya gerekli şeyi zaten yönetimimize verdik. Transfer çalışması biraz daha özel bir şey. Yani tam olarak burada ben yani kim olursa olsun, hangi takım olursa olsun, hangi hoca olursa, hangi başkan, hangi yönetici transfer nasıl gittiğini dışarıya söylüyorsa zaten bir yanlış yapmış oluyoruzdur. O yüzden yani transferle ilgili bence biraz daha gizli kalması gerekiyor. Ama bizde çok açık bir şekilde her şey ilerliyor. Türkiye'de özellikle bakıyorsunuz herkes her şeyi biliyor. O yüzden yani burada istediğimiz mevkiler belli, görüştüğümüz oyuncular var. En kısa zamanda tabii ki bu mevkileri değerlendireceğiz, kampa katmaya katacağız ama dediğim gibi yani bizim için bir gizliliği olmayan bir şey. Zaten bazen biz sizden okuyoruz yani bakıyoruz yani sosyal medyada çıkmış yani ondan sonra gerçek oluyor. O yüzden biraz daha gizli gitmesi gerekiyor gerçekten yani transfer çalışmalarının daha gizli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Burada da yani kendi içimizde de değerlendirdiğimizde hep söylüyoruz bir sağ bek yani Due bunlardan adaylardan biri 3-4 tane adayımız vardı ama daha ön planda olan oyunculardan biriydi. Ama bir iki tane daha yine görüştüğümüz oyuncu var. Yani bu ikinin içerisinde çok net bir şekilde. Yani bitti demeden, bir transfer bitti demeden söylemek çok doğru gelmiyor. Ama istediğimiz, değerlendirdiğimiz, kadromuzda görmek istediğimiz oyuncular. Yine orta sahada elimizde çok kaliteli oyuncular var ama bir tane daha oraya yine bizim kalitemizi arttıracak nokta atışı bir oyuncu almak istiyoruz. Yani burada da bütçemiz çok önemli tabii ki. Burada başkanımız, yönetimimizin hep söylüyorum bu transferde önemli bir bütçe ayırdığını ve bu transfer için en büyük fedakarlığı, gerekecek fedakarlığı yapacaklarını da biliyoruz. Bu da bizim için avantaj ama piyasa çok yüksek yani böyle şey gibi bir şey alıyormuşuz gibi oldu ama yani genel olarak bu sene baktığımızda Arabistan daha başlamadı ama fiyatların bir sene önce, iki sene önceye göre neredeyse iki katına ulaştığını oyuncu fiyatlarının yani gitgide yükseldiğini görüyoruz. Ve bu dönemde yapılacak transferler tabii ki biraz daha zor oluyor. Yani ya çok büyük bir para vereceksiniz, kendi değerin üzerinde paralar vereceksiniz ya da bu pazarlığı sürdürüp kulüplerle görüşmek zorundasınız. Bunları devam ettireceksiniz. İnşallah dediğim gibi iki oyuncu da bizim için bir an önce biter. Ondan sonra da kadro yapımıza bakacağız.